İteriz ya. İteriz bunu birikleri. Niye böyle 200 savunuyor? Çünkü Lejyon'a denk geldik. Şuraya girmemiz lazım. Bunların hepsi Lejyon mu lan? Dedim ya çok sıkıntılı bir savaş İspanya savaşı. Portekiz'de öyle haptılı butlulu bum diye giremiyorsun yani. 200 savunmasının sebebi onlar 40 fit. Lojistikleri ele geçirsek 1-1. Aynen şu an onu oynamak lazım. Demir yolunu bağlasana. Bağlı değil mi? Bağlı. Paket attım. Demir yolları bağlı ya. Bağlı değil. Soldaki supply up değil. Bağlı diyorsan bağlı değil. Benim orta cephemdeki tamam. supply up bağlı. Var ekonomiye geçebiliyor muyuz ya? Bütün sivilimiz Amerika'ya dönsene liman mı verdin? Hala açık atmadı. Tamam sen geri cephe hattına bak. Ben paket atarak ilerliyorum Ona zaten. bakmaya çalışıyorum da adam paketta yani bana mısın demiyor. Kafayı yersin. Hiçbir şey olmaz. Ben hallediyorum. Şu arkadaki şeyleri bitireceğim hızlısında. Tamam çıkarmayı def ettik. Gene geliyor. Gelsin gelsin. Bir şey olmaz. Cadiz de düştü. Malaga da düşecek. Orta cepheden bomboş bu arada. Orta cepheden iyi ilerliyorum. Adam buraya çıkmış. Nereye? Odaya. Manyak. Manyak. Cadiz'den önümde yürüdü. Şurada paket alabilsem Madrid'e girdim de güvenilir bir paket değil. Aynen onu şu an tuttum son anda. Tamamdır. Onu bir kapattım. Asker sayısı yetmeyecek ya. Hallederiz. Demiştim tamam. Bizimki yetmese de onunki hiç yetmiyor. Girdim gene Madrid'e de aman o paketi yemiyorum hoca. Nasıl yedik onu? Nasıl başardık canım? Hangi paketi? Nereye bakıyorsun ya? Açılma o kadar. Açılma. Cepheyi sildim. Ya. Artık generalle vermemiz lazım. O belli oldu. Tamam çıkarmaları... Çıkarma demişim. İlerleyişi doğru yaptık. Toledo'da bir açıklık yakalayamadım ya. 15.000 silah açındayız. Okuyor. Dedim sana silah. O yüzden istemiştim Alman'dan. Amerika'dan iste. Varsa bulabilirsen. İsteriz şimdi bir çağırırız. Şimdi onlar yollayamaz ki demokrat ya. Doğru. Alman'dan da isteyemeyiz. Alman büyük harbe girdi. Evet. Belki Ruslar. Ruslardan saray satın alabiliriz. İtalyanlar mıydı diye düşünmüştüm ben. İtalyan da savaştı. Merhabalar. Efendim biz bir silah satar mısınız diye bilgilenmek istedik ya. Vallahi satarız. Vallahi satarız. Ne kadar satıyor? 50k var. 50k güzel. Kaça satarsın? Ne kadar istediğine bağlı. 50k istiyorum. 50k'yı veremem. Tamam, tamam 20k satarım sana 3 tamam. sivile. 3 sivil. 2 yapalım. 4 yapalım. 2 yapalım. 4 yapalım. Ya. Ya, 3 ağzından 3 çıktı. Tamam hadi 3 3 ver hadi 3 ver gidelim. Ama senin konvoy birazcık az. Verdim konvoyla sana. Mı getiriyorsun lan? Vallahi 1400 konvoy geliyor. Reddettim bu. Yo yo kabul et. Kabul ediyoruz kabul. Reddettim. Reddettim. Kabul ediyoruz. Hayır ondan dolayı gelmiyor. Tamam ediyoruz kabul ediyoruz. Hiç olmaz ya. Konvoy zaten işinize yaramaz ki şu an. Yaramaz o yüzden kabul ediyoruz. Trade'imiz patlayacak. Bak patladı. Kimle trade yapıyoruz? Can kaçsın. Ha bu söyler misin? Açığa bak, açığa bak. Ne açı? Hani? Direkt şuradan yamanlayıp bitirmeye mi oynasam diye bir sorgulam da Madrid yok elimizde daha. Tam başka bir şey var mıydı? Görüşmek üzere. İyi günler. Bu arada Irak, İran satılık. Almak isterseniz. Yok sağ ol. Vallahi hiç uğraşacağımız hiç, yok yani. Hiç, İran... hiç başkasının derdi olsun. Ben uğraşmak istemiyorum sağ ol. Efendim Hindistan'daki Goa'yı alabilir miyiz lütfen ricamız ufak naizen. Bir sivile veririm. Efendim şimdi olmaz ki öyle. O zaman silah ver. Silah verelim. Bakalım kaç silahımız var. Aa bizde de eksideymiş biliyor musunuz? Oldu daha zaten. Sonra diyelim o zaman. Daha sonra öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şu boşlukları doldur bu arada. Bir anda çok patlayabiliriz. Şurada bir tane paket gördüm küçüğünden. Patlamayı spitim savaş. Fransa'ya girer miyiz? Yok ya. Donanmayalım. Hayır. Donanma. Almıyorum lan. Paşa paşa alırsın işte. Batırırım. Biz niye böyle kuramıyoruz? Kurarız. Kuramıyorum. Ana. Şaka mı bu? Zaten be Allah belanı Fransa. Şey İtalya. Aliz Balares'i nasıl aldı o ya aradan çaktırmadan? 9. Kamalar. Efendim adamızı istiyoruz. Yani bir sivil karşısında verebiliriz ama sizin korunuz var evet. Tamam ben veriyorum başımıza bela almayalım şimdilik. Alman savaşındayken. Teşekkür ederim. Ayrıca ittifakımızda da herhangi bir agresif
Yani herhangi agresif bir tavır sergilemezseniz çok sevinirim Fransa. Ya yok, hatta altından aggression attım, gönlünüz rahat olsun. Peki, çok mutlu olduk efendim. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Tamam, şu an militerimiz de var artık, güzel. Bir Fransa arkadan bir korkutsak mı biz de ayaküstü şeye geçeriz. Dur. Ekonomik. Valla doğal kaynaklarda şu an dünyada emsalsiziz ama bizden ticaret yapan çok az ülke var. Peki bir tank basmadık mı? Bakılabilir. Şu uçağı yetiştireyim. Uçak önemli. Onu neden soruyorum biliyor musun? Şakasını geçtim. Superior veya mobil gideceğim. Tamam, beklet Army X-Men'i. Ne olacak? Merhabalar. Nasılsınız ya? Bize Marshall yardımları falan. Çok iyiyiz ya. Çok iyisiniz de bir tık iyi gibi diye gelmedi o ses. Yo, iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel bir... Koyabiliriz bu arada. Koyalım istiyorsanız. Çok güzel bir donanmamız var. Üstüne uçağımız var. Yetecek mi? Maşallah. Efendim? Yetecek mi Japon'a diyor. Fazla bile. Yanına birkaç tane daha müttefik alsın, onlara da yeter. He. Bak sen. Beyza bak. Çıkardı Amerika. Gezdiriyor donanmayı diyor yorumladım. Şu an Japon'u bekliyoruz ya. Savaş açmasını. Biraz rekoru da çekti geri. Her şeyini bekliyoruz. Kırdık birazcık o yüzden ya. Her şeyini görebiliyoruz. Yalnız şöyle bir bakıyorum. Submarine spam ve battleship spam sizi ne kadar kurtarır onu bir düşünüyorum şu an. Yok, o da öyle yapıyor. O da çok öyle yapıyorsa bilmiyorum. Yani bizi raid atmayı düşünüyor. Eğer ki gidip de sapıklığına iki tane süper heavy battleship'ini refitlerse, o sizin battleship'ler var ya Allah. Sayın generalimiz, isterseniz size bir şeyler gösterebiliriz gizli belge olarak aşağı gelirseniz. Birazdan bakarız. Evet, aşağıdaki masada. Bizim refitler ne zaman bitiyor? Diye. Refitler. Battle Cruiser'la belki kurtarırsınız. Yani gemiyi elinize alırsanız üzülürsünüz ya, onu biliyorum. Aa, o çok net. Bu arada ticaret yapıyorsanız trade pack atarım ha. Ticaret yapıyoruz ya. Ben görüyorum bu arada bayağı sizin şeyi. Yok, onu dönemiyoruz. Trade deal atabilirlerse güzel olur. Bizim PP'miz yok. Bize de çok lazım PP. Biz dönebildiğimiz zaman döneriz o zaman. Okey, sıkıntı yok. Tamam ya, yani öyle. Bizler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ettim. Yani kendisi bir non-aligned. Kim? Yani adamın ismi Hoito'dan hallice bir adam geldi oraya. Horatio diye biri geldi. Horato. Horatio. İlk buluşmamızı birlikte yaptık ya. Peki neden Fransızları korumadı lan? Fransızlar öyle istemiş. Fransız mı öyle istemiş? Fransız öyle bir şey mi istemiş? Ya, Alman'dan daha çok önemli işler var ya. Evet. Almanlarla zaten aramız iyi bizim. Bir tek Japonlarla. Doğru söylüyorlar. Romandan hani efendim şöyle bir baktığım zaman beni de sadece Asya korkutuyor. Hele hele eğer ki o non-aligned taraf Sovyetlerle yakınsa... Yok, yakın değiller. Hiç yakın değiller. Yok yok. Eğer ki yakınsa harbi vay halinize. Hindistan'da onların yanında. Yani sınırsız bir manpower ve kaynak üstünüze koşuyor. Kaynak bizde var evladım. Ya kaynak bizde var ama sınırsız manpower bizde var mı? Var. Nereye var? Evet. Sınırsız manpower'lar olsun önemli değil. Japon'un iş bitiyor. Raid'i zaten vuracağız. 300 tane submarine'imiz var. Antisavımız var 200 tane. Bakayım. Üstüne refitlerimiz bitiyor. Ya, yanlış bir şey yapmış ya. Japon dockyard basmamış. Bence çok yanlış. Uçak da basmamış. Hala yani çok yanlış hareket. Çok raid'imizi yanlış. Tutamayacak zaten. Hayır, madem Çin'le bu ittifak, Çin ne yapıyor? Çin mi uçak basıyor? Bakın. Yok, hiçbir şey basmıyor. Ne yapıyor buna ya? Hiçbir derdimiz yok bunlara karşı. Yani ben derim güçlüyüz diye karşı. Hani kalabalıklar, biz sadece İngiliz'deyiz. İngiliz zaten kötü durumda. İyi günler. Görüşmek üzere, ticaret dönüyorsun. Ya, teşekkürler. Merhabalar. Buyurun. Çin Cengancı. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz efendim, sizler nasılsınız? Ya çok iyi. Ya efendim, şimdi ileride kiminle ittifak kurmayı düşünüyorsunuz? Uçağım var. bu bir deli etti kendini de efendim. Rubber'ım var. Generaller olarak... Benim de var. Tumahtarı sende değil mi? Tüh. Ya bu Norveç... Sen tumahtarı katı aldın burada. 10. İyi ödedik. İyi ödedik. Yani İyi ben Norveç'ten duyduğuma göre 10 met dediler. Yok, diğer toprağa da daha fazla yaldım. O ona demiştir. Hey maşallah, hey maşallah. Evet. Ya efendim, şimdi senin uçağın var, benim marinim var. Benim de marinim senin var. Senin marinin mi var? Var.
Uçan Çinliler göreceğiz ha, ya da yüzen Çinliler bu durumda. Fake. Evet. Donanma da Japon bir tık olmamış gibi ya. Yanlış oynamış gibi yani. Bakalım. Dış diplomasi. Ben size yani sana bir şey diyeyim mi? Biraz daha zorlasan ben bile onun donanmasını keserim. Gerçekten. 64-74 arasında bir donanması olan Amerika'yı 30-45 ile ne yapmayı planlıyor? Gerçekten çok merak konusu. O Amerika'nın donanması varsa bizim de yüzen Çinliler'imiz var. Ben lütfen sana bir şey diyeyim. Ben kurtaracağını pek düşünmüyorum onu ya. Ha, ben sana bir tavsiye vereyim mi? Evet. Sana bir akıl vereyim mi? Ver. Sana vereceğim tek akıl, aklın varsa tek takıl. Bak gerçekten diyorum. O Japon'u bırak. Yanarsın. Demokratsın hazır. Bence yani yüzen Çinliler Tokyo'ya doğru ilerleyebilir. Adam maskara çünkü o hiç güven vermiyor. Kim? Şimdi şöyle söyleyeyim, Japon bize saldırsa hani 37 demine uçan hani yüzen Çinliler görecektik Tokyo'ya, ama bir de ittifak oldular, bir de Washington'a yüzen Çinliler problemimiz var. Ya onu istiyorsan tamam mı, o Japon'a de ki kardeş de sen neden asker basıyorsun hala 50-60 fabrikada, de ona kardeş. Adam anakara istiyor galiba. Yani vallahi yanlış hareketler. Her şeyi varıyor bıraksın. Uçağa bassın. Gitsin bir de dockyard dönsün. Size vereceğimiz en büyük tavsiye budur. Onun karşılığında. Şimdi size stratejik bir şey verdim. Şimdi ödemesini talep edin. Her şeye geçtim de Tayland niye bu kadar uzun sürdü ya? Bir bölüceğim. Bir atarsınız be. Çinsiniz. Koca ekonomi. Ya sizin var. Macao vallahi vardı. Ne oldu? İstemiyorsun galiba artık. Ya efendim Macao ne oldu? Söyleyeyim mi? Ben şimdi Japon efektinim ya. Gidemiyorum. Ama isteyemiyorum. Sana bak, o kadar taktik verdim. Bir taktik daha vereceğim. Bize 3 sivil sık. Böyle diyeyim. Mato'yu da alayım. 4 sivil çıkayım. Yok. Yok. O bize lazım. Mato lazım ya. Bak bence 3 sık o kadar bedavadan verdim. Kolonilerimiz için lazım. Ya şöyle 2 anlatalım vallahi, biliyor musun? 3 ver, bir tane daha vereceğim bak. Sizi hayat kurtarırım bak. Ya sen kimi ver, ben sana 3 veririm o zaman. Ne diyorsunuz? Bedavaya verek mi? Yani önce bilgiyi istiyorum. Hadi bedavaya ver. Ben güvenilir biriyim. Lütfen. Bak ne yapın biliyor musunuz? Sakın gidip de Japon'u dinleyip onun ana karısını savunmaya kalkma, tamam mı? Gidip de kendi karısını kendi savunsun, yoksa şey yiyecek. Sen söyle. Kordan alamayacak. Tayvan'ı sen savun. Bak Tayvan'ı sen savun ama Okinawa'yı falan kendi savunsun. Onun dışında deli gibi büyüğünden Orpido bassınlar. Büyüğünden ama yapabiliyorlarsa. Yapamıyorlarsa Allah emanet. Sen de yardımcı olmak istiyorsan bence artık o infanteriyi biraz bölmen gerekiyor düşünüyorum. Tanka yani, bölmem gerekiyor. Tank değil. Sizin şu anda Amerika ile savaşacaksanız tankınız çıktıktan sonra konuşmanız gereken bir şey ki içine anti-tank koyacağınız piyadeniz Amerikan tankını deler. Sağlam bir anti-tank koyarsanız. Öyle mi? Yani sen ölümüne anti-tank bas. Tamam mı? Anti-tanka aban, piyadeni çok güçlü yap ama uçağı da bence lisanslı bir yandan da araştır derim. Yani uçağa güvenmek istiyorum şimdi. Japon'a da yani bakıyorum abi yok. Güven hiç güven vermiyor. Hiç güven vermiyor. Vallahi benim bile daha yarısı fazla uçağım var. Bak yarısı değil. Harbi doğru yarısı diyorsun. Değil bak. Bir daha diyorum. O Amerika sizi bir bombalar, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Oğlum İngiltere ya şeye girmiş. Ne ya? Fransa'ya girmiş. Bu nasıl iş lan? Fransa'da mı girmiş? İtalyana girmiş pardon. İtalyana girmiş ve çıkmış da bayağı yani. Geçmiş olsun. İlginç. Peki, ya efendim, bu kadar zaman tekniği verdik size. Hatta bak birazcık daha söyleyeyim sana. Git anti-air da bas, piyadenin içine anti-air koy. Tamam ben Allah razı olsun. Bak ben güvenilir diyorum. Sana şu an 3 tane verdim. Ben sen büyük diyeyim. Bir adamsın. Peki tamam, sana bir şey diyeceğim. Neyse tamam görüşmek üzere. Sana değil ya. Kendi bakanıma diyecektim ya, uçakla alakalı bir şey. Hadi görüşürüz. Bunlar her türlü ölecek. Amerika tank basmıyor. Sen niye adama yanlış info veriyorsun? Ya Amerika tank basmıyor bakayım. Basar ya ileride. Basmaz. Ya yanlış info verdik. Doğru, ya o kadar doğru info verdik. Bir tanesini de gözden kaçırmışız. Sanki kurtaracak infolar adamları. Şu an dönseler bir nebze %30 şansları var yani. Çok bilmiyorum. Çok kötü şey yapmışlar, hareket etmişler. Yani askeri diplomasileri çok yanlış. Bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bilmiyorum, o da Altan, bilmiyorum. O da hiçbir şey bilmediğimdir.
replikler anti-air, aşağı anti-tank girdim. 21 bit. 21 bit'e devam ya. Bir tane marine araştıralım ya bundan sonra. Gelerini söyleyeceğim. Marine bir de araştıracağız. Donanma evet. Yok, marine açıyoruz. Ordu yok, air açıyoruz. Ya bu nasıl bir... Tank basmıyoruz ulan sadece. Neyini anlamadın? Dedik mi adamı? Ordu 21 bit, 21 bit. Hangi anti-tank, hangi anti-air'ı girdik? Hiçbir şey olmaz. Artileri 39 değil be adam. Ya bir şey olmaz. Ya Birinci Dünya Savaşı... Kardeşim bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen ya bak, bizim için başkaları savaşır, başkaları olur. Biz uçak koyacağım ben, anladın mı? Beni neyini anlamadın? Ben Alman'la savaşmak istemiyorum. Hah, ben de onu soracağım bak. Fransız'la Alman... Sen niye anti-tank üretimini sildin dayı? Ben silmedim dayı. Burada duruyor dayı. Aşağıda oğlum işte, görmüyor musun? Ne aşağıda işte, neyse. Dayı sen bir tık gidici gibisin. Sen bunadın bir tık. Konuşma. Yaşlandın dayı. Koltuk sana zarar verdi. İngilizler oğlum, bizim mesajlarımızı kimse kayla almıyor. Ben bunlara savaş açarak da sorularımı çözeceğim ha. Bence açalım. Ne olduğunu şaşırırlar biliyor musun? Gel. Çökeyim Justify'ı nasıl geliyor bir günde? Henüz değil. Henüz koloniyelim iyi değil. Merhabalar. Ha, sonunda geldi. Biz iplenmiyoruz galiba yani. Biz anlamadım ben. İlk öncelikle sevgili İmparatorum Dundas büyük bir savaşın başında. Kendisi komuta takımında. Ben yardımcısı Halifax olarak geldim. Bizim emanet var. Dün gece rüyamda gördüm. Bize veriyordunuz. Ne veriyorduk rüyamızda size? Cebeli Tarık'ı veriyordunuz. Yanlış rüya görmüşsünüz efendim. Ne? Bizim gibi bir Amerikan müttefiğine. Yapılacak iş mi bu? Amerikan müttefiği olabilirsiniz. Şu an hatta sivil fabrika aldık. Çünkü limanlarımızı kiraladık. Ama halka öyle söylemiyoruz değil mi? Yani Cebeli Tarık'ı dün ben rüyamda gördüm. Ya sen al evladım desene şunu. Sen bizi yorma. Biz yani sen benim Cebeli Tarık'ım gerçekten evet. Çok hassas noktam benim. Sayın İberyo kralı. Nasıl? Ha, imparatorum geldi zaten. Kendisi de geldi. İmparator değilim ben, şeyim. Kralım. Ya o tarz bir şey değil mi? Dün gece Cebeli Tarık rüyamda gördüm. Bence yanlış görmüş efendim. Yani bir Amerikan şimdi, müttefiğine sayın bence... Sayın kral, adınız neydi? Sayın İberyo kral, adınız neydi? Nur derler bana. Bana Boğart da, diyoruz efendim burada. Bana da Horito Dundas derler. Kapının önünden geçiyordum. İçeriye aldılar beni. Oturttular tahta. Güzel. Nasıl hikaye? Çok güzel, güzel hikaye. Güzel hikaye. Biz diyoruz ki size. Hani bu hayatta her şey hani oluruna varabiliyor. Görüyorsunuz hani. Dün rezillik, bugün vezir olduk. Evet. Biz diyoruz ki size. Hani biz sizinle dost olalım. Biz Amerikan ama dostuyuz Cebeli Tarık zaten. Olmadı. Biz Amerikan dostuyuz zaten. Hani sizlerle de muhtemelen dost olacağız. Ama biz Cebeli Tarık'ı şahsiyet ve vatan meselesi olarak görüyoruz. Ama orası benim kanal şeyim, kapım. Bir yakası zaten hani, bizde. Olur da harp edersek zaten buradan donanma geçiremiyorsun. Yani vermezsek harp mı edeceğiz? Onu mu demek? Hayır. Olası bir harp durumunda zaten hani bende olmasa burası şey olsa aşağısı bende olduğu için zaten donanma geçiremiyor. Senin için bir şey fark galiba savaşla tehdit ediyorlar. Yok ama ben sizinle savaşta olacağımı düşünmüyorum ki. Hani başka devletlerle savaş olmamak. Hayır, verip vermemen bir şeyi değiştirmez diyorum ben de zaten sana. Her türlü zaten geçersin. Dost oldu bu sürece. Düşman olduğumuz senaryoyu hani eğer ki ele alırıp bunu vermemeyi düşünüyorsan ben de diyorum zaten sen aşağısı bende olduğu için yine geçemezsin. Dostane yaklaşıyorum. Tamam, o zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Geç, sınırsız bir geçiş hakkı alırız sizden. Ya geç zaten Allah'ın denizi yani. Ha. İstediğin gibi geç. Ha. Yok, donanma izni alırız. Hani tamir etmem. Bir. Yok, tamire gerek yok. Benim zaten hani daha yüksek sizden. Benimki var yani. Bir de 5 sivil alırız karşında. Hani size kanal kontrolünü tamamen bıraktığınız için. Diğer devletlere karşı. Ben gayet okey. Kanal kontrolü biliyorsunuz. Akdeniz'in Panama kanalı değil olacak. Efendim. Ve bu kanal değil. Yok yani sonuçlama... Süveyş'i istemedim ben sizde. Yanlış anlamayayım. Yok yani. Şeyi demiyorum ya. Şey yani. Sonuçta erik. Bir Cebeli Tarık'ın kontrolünü severiyoruz çünkü. Yani oranın kapısısınız artık. Yani bir yanlışım varsa düzeltin. Biz kapısı oluruz zaten. Bunda bir eksiğimiz gediğimiz yok. Yani bizim militer olarak ekonomimiz ya ama orası 5 çok. Efendim yani bakın düşmanlarınız hani buralardan geçemeyecek. Bizim düşmanımız savaş yok. Efendim karşıda zaten geçemeyecek. Hı. Karşısı biz de diyoruz. Bakın anlamadığınız şu. Oranın iki tarafında kontrol edip etmemeniz önemli. Bir tarafını kim kontrol etse gene tamam, orayı kapatabiliyor. Tamam onu demiyorum size. Size diyorum ki hani niye istiyorum? Çünkü size vereceğim o kontrolü tamamen.
Hani benim elimden çıkacak oranın kontrolü. Ben 5 fabrika vermem. Ben dostluğunuzu isterim. Eğer ki dostluğumuz ağır gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde anlaşmamız lazım. Hani bakın Japonlar da savaş açtı bize. Efendim Japonlara zaten biz şu an yığınak yapıyoruz. Şuraya hiç baktınız mı Sumatra Adası'na? Bakayım birazdan gelir. Kaç 4 tane kralımız oraya şey attı. Siz deman dediniz mi oradan? Yemedik ama yiyeceğiz. Yani Amerika'nın yanındayız diyoruz biz. Amerika müttefiyiz biz şeyin yıllardır. O zaman biz bu durumu bir konuşalım bir Roosevelt'le. Yani çağrını aynı faction'dayız. Siz daha faction'dayız. Ya Sayın Roosevelt. Evet. Cebeli Tavru, 5 sivili satmak isteyen bir adamla görüşüyorum ben her sabahtan beri. Sevgili Roosevelt. Anlamadım. 5 sivili, bir dakika 5 sivili satıyoruz demedik. 5 sivil dedin. Ya 5 sivil dedim. Ama dostluğumuz da hani yani bir anladın mı? Hani bir ticaret oldu hani maksat o zaten. Hani ben istedim. Sen ben de zaten oraya sana. 700 yıldır var bizim zaten sizle. Ben Sumatra yoğunu aldım ya. Sumatra yoğunu mu aldın? Evet onu aldım. Yani enayiymiş veren değil mi? Elinde tutamıyordu ki. Ama ben tutabiliyorum. Fark var ama yani. Hani seremoni olsun falan diyorsanız bir sivil atalım hani. Hani al ver muhabbetinden en azından. Hani bedavaya gitti demeyin ama çok yani dediğiniz sayı. Birden ya sayı çok mok değil. Şimdi sen kendi ağzınla ya söyledin. Onu almışsınız hani Sumatra gibi değerli bir toprağı. Evet. Yani 5 o zaman Cebeli Tarık'a gayet. Biz değeri için almıyoruz. Biz zaten o değeri sahibiz bakın. Keto karşısı var bizde. Spanish Afrika bölgesi. Biz zaten ya ben sizin dostluğunuza güvenerekten burayı istedim. Oo ver. bir dakika durun. Bir dostu bırakın bir dakika. Yeni bana karamıza çıkmışlar. Burayı yeni gördün. Ya. Nasıl yeni gördün? Sen niye bana söylemedin? Amerika yetiş. Amerika nerede? Ya efendim bir... Efendim Cebeli Tarık'ı sonra konuşsak olur mu şu an? Ben ne diyorum bir sıkıntı. Sen niye hiç haber vermedin la bana? Nefesim kesildi görünce nasıl haber vermemi bekliyorsun? Ulan tahtını sarsıyorlar haberin yok. Demant ediyorum lan Cebeli Tarık'ı. Ama Amerikalılar aram iyi yani Amerikalılar şöyle, değil. Şöyle veririm sana bir yıl sonra çok ağır alırım. O çok umurumda değil. Umurumda hani, değil delirttin beni. Sen de beni delirttin. Senin yüzünden ülkem gidiyor. 2 saattir burada konuşuyorsun vır vır vır. Bak beni yıldırıma soktun. Lan Asya'da mıyız ulan aşağındayız 2 metre Allah Allah. Körsen bizim ne suçumuz var? Haksız mıyım kralım? Ya şimdi biraz lafa dalmış olabilir ama yani en netinde samimiyetle yani, istedim ben orayı senden. Beni tuttunuz lafa. Benim sarayıma ya, gelmişler. Sen şunu kabul et. Ver bize. Efendim bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Hey, tamam. Ben bu yanındaki tamam, adama inanılmaz tutuldum ama yalnız. İstediği harbi kadar tutul. Çok tutuldum ben bu arada. Harbi bak girdik faction'a falan ama. Yok ama bu faction çok fazla oldu. Ya efendim siz o şeyi öbür İngiliz başkanını maruz görün. Sayın Portekiz bu arada raid'i vurduk. Tüm piyadeleri öldü İsveç'te Norveç'in. Japon piyadeleri de ölüyor. Japon'un konvoyu kalmayacak zaten. Ana karısına bayağı bir raid vurduk. Sayın Roosevelt bana saldırı olmuş bir bana bakın. Gördüm. O yüzden raid vurdum ya. Ya biz oraya geleceğiz ama bazı isteklerimiz var Sayın Roosevelt. Gibraltar artık cebimizde zaten. Gelmenin eşiğine de biraz İtalya'dan bir şeyler gelir artık. Sayın Roosevelt bu yani Portekiz kralı eski yani şu an İberya kralı. Beni bir kandırdı gibi oldu yani. Benimle bir sohbet yaptı. Beni soktu durdum. Beni çok rahatsız etti. Bu adam akıl yani sağlığını kaybetmiştir. Dünya kamuoyunda da bunu belirtirim. Ne? Ya İngiltere kralına her sokaktan burada geçeni kral yaparsanız işte böyle olur. Sonu sizde. Ya o zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Şimdi faction fazla puan geliyor. Hadi biz iki deli seninle anlaşırız bak. Yani Nuno. İki deli biz anlaşalım. Sen Japonlara savaş aç. Sayın biz de sana verelim orayı. Nasıl İngiliz diyorsun? Vekili galiba. Gerçi bana Justify oluyorsun. İberia girdiği için puan aşıyoruz. İsmet Bey'le biz müsaadenizi isteyelim. Ha o zaman İberia'yı alalım. Tamam mantıklı evet siz ayrı kalın. Tamam. İberia geri gelsin o zaman. En mantıklısı bu. Bilmiyorum az önceki şeyin beni çok tilt etti. Psikolojimi biraz bozdu yani. Yani ama ülke çıkarları bunlar yani. Benim istediğim şey çok basit. Yalansa söyleyeyim. Canını da istemedim. Ama sen çok kırdın beni. Sen beni daha çok kırdın. Ben biraz sessiz sakin takılmak istiyorum. Zaten Japonlara da püskürttünüz bana ihtiyaç yok. Tamam o zaman biz sizin nevi nevi görüşelim o zaman bir 6 ay içinde. Bizden şu hükmetme işini öğrenelim biraz. Görüşmek üzere. Peki bize. Hadi gidelim. Bizim tactical'lar nerede? Haliflex sokağa dönüyoruz yürü. Hadi gidelim. Oğlum ne yapalım ya? Ya benim kafam o kadar çok karıştı ki. Yani şimdi bak. Fransa katılsam Alman kesin
Ölmeyebilir bu arada Alman. Bilmiyorum, ben hava vereceğim sadece. Bu arada ölür. Şu anki Alman ölür. Şimdi Amerika'ya katılsam Japon ölecek. Japon'a katılsam Amerika'ya gidemeyeceğim. Konvoy rotetlerim tehlikeye girecek. Ben bir tek Japonlara katılamam. Donanması olmayan adam bana işe yaramaz. Kolonyal imparatorum ve kendi donanmam yok. Japonların ayrıca puanı çok fazla. Ben eğer Amerika'ya yettirebiliyorsam girmem lazım. Ve Amerika bana çok yardım etti. Yani Amerika bayağı yardım etti. Yani şurayı bile bize verdi. Söz verdik adamlara. Ya burada bir tek sürpriz Japon şey Sovyet'e katılmam olur. O da bayağı bir kafamın karışması lazım. Ben oynama açıyorum ya. Ulan Türk'ten de dördüncü şey geldi abi. Harika. Vallahi Alman bir tık önde gibi ya. Alman'la yavaştan konuşayım. Siz bir oynamayı ona göre bitirin. Ona göre RP'yi ona göre değiştiririm artık. Buyurun. Nasıl gidiyor ya? Hiç. Güzel. İyi tebelleşme. Mi? Uçağın kaldı mı? Sıkıntı uçak değil. Depoda uçak çok var. 15.000 kahve var. Yani ben sana bir fayda etmem. Ney? Kes varsa olur. Bomber varsa olur. Onunla bir kes var. Sen şimdi para da istersin değil mi? Para değil. Yani işine yarar mıyım diye bir sormaya geldim. Benim tankım yok. Ya yararsın, ne yaramıyorsun? Ama şimdi öyle işten bir şekilde de söylemedin. İkna edilmeye mi ihtiyacım var, anlamadım. Gerçekten bak 5 ittifak beni ikna etmeye çalışıyor. Sen de bir şeylerde de kafam karışsın lan. Ben ölmüşüm. Sen de gel birlikte ölelim. Benimki bu kadar. Benim kumar bu kadar. İyi teklif. Daha öncesinde bana böyle yaklaşan olmadı. Farkımız bellidir. Enteresan. Bir aklımı çeldi. Tamam lan. Kabul ediyorum. Yolla. Şöyle. Aslında bir yardık ya biz. Yardık mı? Şöyle buyurun. Modern Alman İttifakı. Samimi. Uçak demişim. Uçak şey. Tank. Ya aslında şu an kendi cephesinden yarılıyor. Siz oradan darlasanız iş bitecek. Zaten siz son saniyelerde geldiniz. İş bitiyor. Zaten bitti. Bir kölüm vardı, kölünü alamıyordum. Onu aldıysam bitti zaten. İstenmiyorsa? Siz bir şey... Yok. Siz bir şey alırsınız. Ben de... Tamam. Şeyi... Normal. Emsel miktarda uçak koyuyorum o zaman. Ben taze kanım, rahat ol. Bende doğal kaynak var da bende bir şey yok yani, bir petrol yok. İşin finalinde sen de oyu avuçtuğun vakit bana şey verir misin? Vestron verir misin? Vestron. Sen doyu aldıktan sonra. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Aslında aldığım en iyi teklif buydu. Ha bu arada benim bayağı bir deniz altım var. Teklifler verdiler. Yo, seni de teklif eden oldu da ben yani çok yetişmedim. Japon North Sea Empire savaştan çıktı. Amerika savaştan çıktı gibi sanki. Evet. Yok, Amerika değil. Aralarındaki savaşı bitirdiler. Paris. Ya iplikçi sen benim şu fotoğrafı çeksene şu şeyin önünde, şu kuyunun önünde. Çok güzel ya şurası. Nerede o? Oğlum. Şeyle konuşuyor oldum da. Dur kaydı. Oleri efendim. Ondan sonra yesinler baksın benim fotoğrafa, anlasınlar ben kimim. Ben ülkeyi nereye getirdim. Sayın Himler'le konuşuyordum da bazı fikirleri vardı. Çekiyorum efendim. Fark etmemiş gibi pozları. Yok pardon, Balkan. Hain Fransız. Neler çektirdin bize? Birilerine bu şeyim, çözüm var. Ben Balkan uğrayacağım. Balkan. De işte. Şeyde İngiliz anakarası da şey gibi, sahibinden gibi el değiştirip duruyor vallahi. Bir Japon alıyor, bir Norveç alıyor. North Sea Empire çok kötü itlik yaptı. Yargılanacak gibime geliyor. Kıbrıs'ı istedim, vermedi. Duydun mu? Kıbrıs'ı vermiyor bana Norveç. Neyse biraz ya yani şöyle, ben hepsini alayım, dağıtayım sonra size. Bence vermezsin. Yorulma ya, ben alırım. İber'e hiç almasın. İber hiç mi almasın? Ne alıyorsun ya, ben vereceğim sana İber'e, zaten. Donanma alabilir miyiz? Donanmayı alalım. Bak burada şu yok, ikisini var ya, versen güzel olur. Zaten fabrika yok içinde, 4 fabrika var. Bu da bitti. Ya bir de soru isterim. Benim alacağım. Umurumda değil, ben daha çektim. Bugün bu kadar diyelim. Güncelleme gelecek. Yakın zamanda duyuracağız bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve hepinize iyi geceler. Victor ne zaman? Cumartesi akşam, bir de pazartesi belki tüm gün yetişirse. İyi geceler. Görüşürüz.